Biraz yürüyüş yapalım mı? Olur. Bu durum fazla sürmeyecek. Nasıl olacak peki? Bir an önce eyleme geçmemiz gerekiyor. Orhun'un o kızla daha az zaman geçirmesini sağlayacağız. Peki bu yetecek mi? Tabii ki yetmez. Orhun seni yeterince tanımıyor. Tanıması için sen de onunla daha çok vakit geçireceksin. O kızın yokluğunu, onun boşalttığı zamanı sen dolduracaksın. Orhun'u en iyi tanıyan sizsiniz. Ne gerekiyorsa her şeyi harfiyen yapmaya hazırım. Of. Ne yapacağım? Nasıl olacak şimdi? Allah'ım hadi ya, ne olursun. Ne olursun Allah'ım, Allah'ım ne olursun. Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım? Ne yapacağım? Davadan vazgeçmek kararlısın yani, öyle mi? Kesinlikle. Yoksa inanmıyor musun bana? Nurşah, tabii ki de inanıyorum. İnanmaz olur muyum hiç? Sadece bu davaya ne kadar önem verdiğini gördüğüm için, yani bizzat şahit olduğum için soruyorum. %100 eminsin yani. %1000 eminim hem de. Yani yalan söylemeyeceğim. Dava önemli. Evet. Ama annemle bu hırs oyununu daha fazla devam ettirirsem, sonunda kazanan ben olsam bile aslında ben kazanmamış oluyorum. Çünkü oyunun kurallarını o belirliyor. Ve hayır, ben öyle biri değilim. Öyle biri olmak istemiyorum da aynı zamanda. İnsan bazen kazandıklarına bakıp yoluna devam edebilmeli. Nefes çok sevinecek. Yetiştirebilmeyi o kadar istedim ki. Ama olmadı. Olsun. Sinemadan döndükleri zaman veririz. Emin misin bana kızmadığını? Eminim, kızmayacak dedim ya. Yani ben durumu güzelce anlattım, ona izah ettim. Nefes üstünde bile durmadı. Kalkalım mı? Benim de en sevdiğim renk, biliyor musun? Ya Ahmet! Ahmet'im, nereden çıkardı bu ev uğursuz falan filan diye ya? Al işte. Bir şeyler var. Allah'ım sen bizi koru. Yok affedim ya. Baktık işte odaların hepsi temiz yani. Hayaletler falan geldi Raşit'im. Bak bak ben hissediyorum. Hoppala. O da nereden çıktı şimdi ya? Bak. Bak dinle, iyice dinle. Neyi? Sesleri duymuyor musun bak? Mutfaktan geliyor. Yok aferin, bu borular eski ya. Onun için oradan geliyor ses. Merak etme sen, aslan gibi kocam var burada senin ya.
Al işte. Ay bu evde bir şey var. Neden rızık kötü bu evde? Ben ilk geldiğimden beri hissettim. Böyle diken üstündeyim Raşit. Ay. Lan ne bu eşikte? Lanetli bu ev. Ne diyorsun? Aa, arkadaş. Keşke işlerim olmasa, bütün gün yanında durabilsem. Hiç ayrılmak istemiyorum. Ama maalesef gidip çalışmam lazım. Bir an önce bitireyim ki hemen yanına dönebileyim. Tabii bu arada sen yanıma uğramak istersen, her zaman. İyi çalışmalar. Güzel bir haber herhalde. Yarın kursun tanışma partisi olacakmış. Gidecek misin peki? Eğer sen de gelirsen. Olur tabii. Madem sen istiyorsun seve seve. Ne giysem acaba? Nasıl bir şey uygun olur sence? Bilmem. Bir düşün bakalım. Düşünmekle kalmayıp kıyafetlerime baksam iyi olacak galiba. Ben bir bakayım. Bu arada sana söyleyemedim ama kötü bir haberim var. Kötü mü? Boşa hayırdır, ne oldu? Fikret abi. Hastaymış. Durumu ciddi. Hasta mı? Ciddi derken? Ölümcül bir hastalıkmış. Dün hastaneye kaldırmışlar. Peki bunu sana kim söyledi? Sabah Feri abla ile karşılaştım, o söyledi. Kadıncağız o kadar üzgündü ki yani beni görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı zaten. Ah ya. Of. Nereden çıktı şimdi bu hastalık? Tam kavuştular diye sevinirken. Ben bir Feri ablayı arayayım. Feri ablacığım. Ben bir şeyler duydum ama. Sorma Kenan. Çok kötüyüm. Tahmin ediyorum abla. Neredesin sen? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yoksa eve gelmiştim. Gerekli birkaç şey oldu. Hastaneye geri döndüm az önce. Fikret'in yanındayım şimdi. Anladım. Peki bu gece orada mı kalacaksın? Evet. Evet, bir süre buradayım. Anladım ablacığım. Bak, neye ihtiyacınız olursa çekinmiyorsun, beni arıyorsun. Lütfen. Tamam mı? Tamam. Sağ olasın. Neyse, ben tutmayayım sizi. Görüşürüz. Nasıl? Ses çok kötü müydü? Nurşah abi, gitsek mi? Destek vermiş oluruz. Ya onu ben de çok istiyorum ama... yani nefesler de birazdan gelirler. Nefeslerin gelmesini daha var. Çünkü sinemadan sonra biraz gezeceğiz demişlerdi. Hemen gidelim. Geç kalmadan döneriz. İyi, çıkalım o zaman. Hadi. Hadi.
Feriha. İyi misin? Sana hastanede olduğumu kim söyledi? Böyle mi var? Yanındayım işte. Her şey düzelecek. Demek hasta olduğumu öğrendin. Senden sakladığım için çok özür dilerim. Sana bu halde gelmem bir hataydı. Ayrıca onun için de çok özür dilerim Feriha. Sana bunları yaşatmayı hiç istemedim. Ama dayanamadım. Yanıma geldim. Sana yazdığım son mektubu okumadığını öğrendiğimde sana seni neden bıraktığımı anlatmak istedim. Benden duy istedim. Açıklamak istedim. Ondan geldi. Hasreti kor gibi. Ciğerimi yaktı Feriha. Ben bu diyarlara, bu dünyada gelip senden helallik almak istedim. Özür dilemek istedim. Küs gitmek istemedim Feriha. Öyle deme. Ağzından yel az. Bu konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Sen hele bir iyileş. Sonra konuşuruz. Evet, ilaç vakti. Orhun iş dışındaki tüm vaktini o kızla geçiriyor. Evvela bunun önüne geçmekle başlamalıyız. Sonra sen de yavaş yavaş sabırla Orhun'u her iki cephede kuşatmalısın. Ondan çok senin yüzünü görmeli. İşle ilgili yardımlarını almaya başladım bile. Evet ama bu yetmez. Birlikte daha çok zaman geçirmelisiniz. Mesela toplantı süreleriniz daha uzun olmalı. Evet. Yani yanına gittiğimde her zaman çalışıyor oluyor. Ne kadar zorlasam da pek bana zaman ayırmıyor açıkçası. Gitgide bu süreler uzayacak. Ama dikkatli ve sabırlı olacağız. Her şey kendiliğinden gelişiyor gibi doğal görünmeli. Orhun çok zekidir. Bunun bir plan dahilinde olduğunu asla anlamamalı. Yavaş yavaş. Sindire sindire. Orhun'un hayatının tam merkezinde oturacaksın.
Ne konuşuyorlardı ki bunlar fısır fısır? Ben gelince sustular. Kesin bir şey var. Hangisi daha uygun olur acaba? Fazla mı abartılı? Ama hiç bilmiyorum ki. Yaşıtlarım da olacak mı? Yoksa herkes benden çok mu küçük olacak? Parti mi, kokteyl mi? Yoksa basit bir tanışma toplantısı mı? Kardeşim, müsait misin? Geliyorum. Gel Musa. Bu ne? Senin için mis kardeşim. Eniştem senin için aldırmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrardan Fikret abinin durumu nasıl? Dışarı çıkalım bir dakika. Kenan, Nurşah. Hoş geldiniz çocuklar. Abi hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Fikret abi. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz buraya kadar. Ne zahmet abi, olur mu? Yani böyle bir zamanda tabii ki yanınızda olacağız. Yani getirdiğim balıkların tadı hala damağımızda. Bir an önce iyileş de hep birlikte yapalım. Bilmiyorum ki bacım, buradan sağ salim çıkabilir miyim? Sağ salim çıkarsam tabii ki, ne demek, yaparız. Abi o nasıl söz öyle, çıkacaksın. Çıkacaksın, hatta biz balık tutmaya gideceğiz. Öyle kolay kurtuluş yok. Ben daha senin çıraklığını yapacağım hep. Yalnız o konuda işiniz biraz zor, söyleyeyim baştan. Neymiş? Yani tamam, Kenan beceriklidir becerikli olmasına ama balık tutmayı pek becerebileceğini sanmıyorum. Ben balık tutmayı beceririm. Beceririm, tutarım da. Ama sen pişirebilir misin? İşte ben de orasından emin değilim. Sen önce bir tut da pişirmesi sonra kalsın. Bu arada Feri abla, yorulursun, işin olur. Biz buradayız biliyorsun değil mi? Senin yerine kalırız yani. Aynen ablacığım. Bak, neye ihtiyacınız olursa aramanız yeterli. Sağ olun çocuklar. Çok sağ olun. Zaten Fikret'in ablasıyla yerleri de geldi. Onları da evlerine gönderdim. Ben kalacağım. Yani aslında Feri, kimsenin kalmasına gerek yok lan. Kendi kendime idare ederdim. Sen buradayken ben evde hiç rahat edebilir miyim?
Oo. Ne güzel olmuşsun böyle Hiracığım. Bir yere mi gidiyorsun? Yarın kursun tanışma partisi olacak. Orada giymek için. Hmm, anladım. Çok yakışmış. Güle güle giy. Orhun'un zevki sanırsam. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Çok güzel. O kadar çok kararsız kalmıştım ki. Ne giysem acaba ne uygun olur diye. Tam zamanında imdadıma yetiştin. Giyer giymez ilk sana göstermek istedim. Nasıl olmuş sence? Ben çok sevdim ama kursun tanışma partisi için fazla mı iddialı olur bilemedim. Eğer sen de fazla bulduysan kendi elbiselerimden de giyebilirim. Ya da etek bluz da giyebilirim. Eğer senin için uygun değilse söyle lütfen. Pardon bu arada. Dikkatini dağıttım galiba. Sen çalışmaya devam et. Ben sonra daha uygun olduğunda gelirim. Artık çok geç. Dikkatim fena dağıldı. Elbise güzel. Ama elbiseyi giyen çok daha güzel. Teşekkür ederim. Sana iyi çalışmalar o zaman. Nurşah, ben belli etmemeye çalıştım ama gerçekten çok üzüldüm. Al benden de o kadar. Yani moral vereceğim diye ne söyleyeceğimi şaşırdım artık. Bu arada sen doktorla konuştun mu? Konuştum. Konuştum da çok iyi şeyler söylemedi. İkisini yeniden bir araya getirmek isterken hiç böyle hayal etmemiştim. Nurşah, üzme kendini. Yani sen ne yapabilirdin ki? Merhaba, buyurun. Efendim, ismim Necip Akpardar. Akpardar mağaza zincirinin sahibiyim. Bildiğimiz Akpardar mağazaları mı? Evet. Necip Bey, hoş geldiniz. Lütfen, buyurun oturun. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir intihal davamız var. Rakiplerimizden biri bizim kendi tasarımımız olan ürünlerimizi aynen kopyaladığı için dava açmıştık. Bunca yıllık avukatımız kazanmamız imkansız diyerek bizi yarı yolda bıraktı. Bir arkadaşım sizi tavsiye etti. Ben de size geldim. Ha. Evi sirkeli suyla temizlemek. Bunlara... İğrenç midem kalktı be. Hiç sevmem, geç. Heh. Tütsü yakmak. Ha, bak bu olabilir, güzel kokar. Limona tuz dökmek. Lan! Saçma, geç. Evin içine gül suyu serpmek.
Bu da olabilir. Lan sirkeli su nedir arkadaş be? Bu ne be? İğrenç. Hiç sevmem. Allah'ım yarabbim yazsın Allah. Afedin bu ne? Al sana temizlik malzemesi. Demedim mi temizlik yapacağız diye? Böyle güzel güzel sirkeli suyla bastıra bastıra her yeri temizle bakalım. Ben mi? Şimdi mi? Ya şey, benim işim de aklıma geldi ya. Benim çarşıda bir işim vardı, onu halledip geleyim ben. Bu temizlik yapılacak Raşit. Bu kötü enerji bu evden nefedilecek. İşte o kadar. Bu ne arkadaş ya? Bütün Ankara işler de beni bulur ha. Korkulu rüyam. Sirkeli su. Ah. Dediğim gibi çok müşkül durumda kaldık. Davamda sonuna kadar haklıydım oysa ki. Lütfen bana yardımcı olun. Tabii ki Necip Bey. Dediğiniz gibi haklıysanız herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Biz iyi hazırlanıp davayı kazanırız. Teşekkürler. Yalnız şöyle bir durum var. Duruşma yarın. Yarın mı? Çalışmak için sadece bu geceniz var. Nasıl yani? Yarına kadar nasıl hazırlanacağız? Çok zor biliyorum ama ben de zor durumda kalmamış olsam inanın. Tamam lütfen sorun değil. Yani zor olabilir ama zor diye de pes edecek değiliz. Biz elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Tamam o zaman. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Çok teşekkürler. Davada ihtiyacımız olacak her şey bu dosyada yazıyor. Hı hı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrardan teşekkürler. Ne demek? Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. O zaman uykusuz bir gece bizi bekliyor. Aynen öyle. Yani ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu duyardan gideceğiz. Bence bir an önce çalışmaya başlamak lazım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu dava bayağı önemli, farkındasın değil mi? Farkındayım tabii, farkında olmaz olur muyum? Akvaryalar mağaza zincirinden bahsediyoruz. Hira'yla karşılaştım az önce. Kursunun tanışma partisi varmış. Orhun parti için yeni bir elbise almış. Onu deniyordu. Ay senin haberin yok muydu Hafifeciğim? Öyle heyecanlıyım ki. Hoca gelip ders anlatmaya başlayınca nasıl olacak acaba? Deneyip görelim, ne dersin? Yine bir iki birlikte yaşayalım mı? Ne
Ne geçiyor aklında? İlk dersini benden dinleyeceksin. Hazır mısın? Hazırım. Can kulağıyla sizi dinliyorum hocam. Bu şiiri bilmiyorum. Doğaçlama. Fransızcası improvizasyon. Ama bunlar çok değerli. İlk baskı ve bildiğim kadarıyla bunlar çevrilmemiş. Nasıl buldun ki bunları? Çok kolay olmadı. Fransa'da sahaf sahaf dolaştı bir arkadaşım. Şimdi söz ver bakalım. Kurs biter bitmez. Öncelikle bu kitapları çevireceksin. Ama mümkün değil ki, bunlar çok zor. Zor mu? Altından kalkamayacağım bir şey değil. Çok başarılı olacağına eminim. Yarın için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii. Ama yanımda sen olacağın için içimde büyük bir rahatlık da var. Gonca, bir şey mi olur? Hani Karadeniz'de şey, hani ne diyordu? Kayıtlar, evet. Karadeniz'de kayıtlar mı var? Sen haklıydın Musa. Hangi konuda? Dayımla Afife Hanım. Ben demiştim, sonunda gördün.
Sen nasıl anladın? Dayımın odasında buldum. Ama çok kötü bir şey oldu sonra. Çerçeveyi yere düşürdüm. Toparlayayım derken... Bak şurası şöyle yırtıldı. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Eğer dayım bunu görürse kesin benden bilir. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Dur, hemen telaşlama. Artık böyle şeyler düzelmek kolay. Teknoloji çok ilerledi. Ben bir fotoğrafçıya gidip hemen halledeceğim. Gerçekten halledebilir misin? Musa, sen bu işi hallet, dile benden ne dilersen. Uyudu mu? Uyudu. Yavrum okulda o kadar yorulmuş ki kafasını koyar koymaz daldı zaten. Nurşah, bir şey mi oldu? Neyin var? Ya nefes balonu görünce çok sevindi. Ama benim içim hiç rahat değil. Böyle gönlünü alacak bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Gerek yok dedim ya. Yani ben nefesi durumu güzelce izah ettim. O da zaten anlayışla karşıladı, kızmadı sana. Ayrıca nefes böyle küçük şeylere kızacak bir kız değil ki. İşte ben de tam olarak o yüzden bir şeyler yapmak istiyorum. Seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Anlıyorum ama biliyorsun önümüzde çok önemli bir dava var. Ve zaman kalmadı, dava yarın. O yüzden şu davayı bir atlatalım. Ondan sonra senin işine de bakarız. Olur mu? Haklısın. Serap mı gördün yoksa Hira isimli bir prenses mi gördün? Çok güzel olmuşsun kardeşim. Allah nazarlardan korusun. Yoksa eniştemle bir yere mi gideceksiniz? Kursun tanışma partisi var. Ona gidiyoruz. Çok güzel. Çok sevindim. Hanımefendi, sizi çağırdılar. Tamam, gidiyorum. Kahya efendiciğim, iyi misin? İyiyim ben. Yok bir şey. İşine bak sen. Hadi. Arka bahçede yapraklar yığılmış yine. İşleri saldın. Git süpür hemen. Hadi. Bas üstüne. Gir.
beni çağırmışsınız. Hazırlanmışsın. Bir yere mi gidiyorsun? Kursun tanışma partisi var. Kaçta o parti? 3'te. Bir sorun mu var? Müzadeye gönderilmesine vesile olduğun resim dernekte iltifatla karşılandı. Bugün saat 1'de toplantı var. Derneğin yönetimindeki kadın üyeler senin de olmanı rica ettiler. Seninle tanışmak istiyorlar. Bunun en geç 2:30'da evde olması gerek. Birlikte planımız var. Haberim var. Toplantı biter bitmez şoförle gönderirim. Hazırlan, yarım saat sonra çıkacağız. Peki, olur. Gelsene buraya. Bizim firmanın ithal ettiği kumaşla alakalı yazışmalar. Tarihi ne? Tarihi Nisan 2022. Peki e-postanın ikine bakar mısınız avukat bey? Bakalım. Tasarım eklidir yazıyor. Mahkemeye konu olan tasarım sanırım. Aynen öyle. Peki, tasarımın kendisine ait olduğunu iddia eden firmanın tescil tarihi nedir? Neymiş? Eylül 2022. Yani bizim müvekkil 5 ay öncesinden zaten tasarımı mail olarak göndermiş. Avukat hanım, vallahi tebrik ederim. Yani davayı çözdünüz. Mahkeme bitmiştir. Yani aslında birazcık senin sayende. Çünkü e-postanın yanına soru işareti koymuşsun. Ben de öyle görünce bir incelemek istedim. Normalde dosyanın içinde yazışmalar yoktu. Şirketi arayıp istedim. Günaydın. Günaydın bir tanem benim. Öp bakayım babayı. Hadi buradan. Günaydın prenses. Hiç uyumadınız mı? Maalesef. Çalışmak zorunda kaldık. Zor bir dava mı? Nurşah ablanın sayesinde artık çok kolay bir dava. Küçük hanım, siz nereden biliyorsunuz bakalım dava kolay mı zor mu? Babam bana avukatlığın zorluklarını anlattı. Sen de bu dava yüzünden gösterime gelememişsin. Öyle değil mi? Prensesim benim. Nurşah ablan gösterine gelemediği için hala çok üzgün biliyor musun? 3 sınıfa geçince yeni bir tane daha gösteri yapacağız. O zaman ona gelelim Nurşah ablam da. Sana söz veriyorum. Bir daha hiçbir gösterini kaçırmayacağım. Thank you.
Arkadaşlarınız bir saat geciktiler. Bir sorun mu oldu acaba yoksa gelmeyecekler mi? Son anda müzayede mekanına uğramaları gerekiyormuş. Yoldayken mesaj attılar. Ama ben geri dönemedim. Eli kulağında. Birazdan gelmiş olurlar. Anladım. Normalde bu tarz gecikmelere benim de tahammülüm yok. Herkesin zamanı kıymetli. Ama bu bir hayır işi olduğu için mevzu bahis yapmak istemiyorum. Zira bazen zamandan da fedakarlık etmek gerek. Normalde ben de sorun etmem. Sadece Orhun beklediği için. Geldiler işte. Geciktik, çok özür diliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Gir. Orhun. Müsait miydin? Sana danışmam gereken birkaç şey var. Hani ne zaman ihtiyacın olursa gelebilirsin demiştin. Yardımcı olsan bana. Fazla vaktim yok. Sonra yapsak. Zaten çok uzun zaman almaz. Yani ben yaparsam evet bayağı bir zaman alır ama sen yaparsan hemen biter. Bir göz atsan. Tamam. Size resim yapıyor musunuz Hira Hanım? Leyla Hanım, resim yapıyor musun diye soruyor. Pardon dalmışım, özür dilerim. Kendimce yapıyorum. Ama hobi olarak, çok bir iddiam yok. Bizi büyük bir dertten kurtardın Hira. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne demek, rica ederim. Hafifeciğim seni derneğimize getirerek çok iyi bir iş yaptı. Derneğimizin senin gibi çalışkan, yardımsever gençlere çok ihtiyacı var. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Nurcu, Nejat Beyler geri dönüş yaptı mı? Bir bilgin var mı? Pardon. Ben ne zaman kalkabilirim acaba? Cemiyet arasında olmaya alışkın değilsin, farkındayım. Ama Demirhanlı adını taşımayı, nerede nasıl davranacağını öğrenmen gerek. Ne yapmam gerekiyor yani, tam anlayamadım. Toplantı bitene kadar bir yere ayrılmayacaksın. Bunca şeye rağmen seni çevreme soktum. Burada olman kursun tanışma partisine gitmenden çok daha önemli. Ama yine de ben gideceğim diyorsan kapı orada. Böylelikle senin hakkında yanılmadığımı bir kez daha göstermiş olursun.